arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle evlerimizde yaşayan diğer can ortaklarımız can dostlarımız için küçük bir elbise çalışması yapmak istiyorum bu elbise sevgili henanın elbisesi pomeryan cinsi minik bir yavru köpek bu boyutlardaki yavrularımız için çalışabileceğimiz bir örnek eğer evinizdeki can dostunuz daha büyükse başlangıç zincirimizi fazla yaparak buradaki çalışmamızı birazcık daha büyüterek onun üzerine uygun bir şekilde örebiliriz. Bir tane düğme gövde kısmında ve karşısında bir iliğimiz var ve boyun kısmında şu şekilde giydirip çok rahat bir şekilde giydirip çıkartmaya müsait bir düğmemiz ve yine ilik çalışmamız var. Boğaz kısmının altından geçerek şu şekilde ileğimizi taktığımız zaman çok rahat bir şekilde elbisesini kullanabilecek minik prensesimiz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Evet, elbisemizi örmek için orta kalınlıkta ipim var. Şu şekilde katlı bir ip üç buçuk numarada tığım var hemen örmeye başlıyorum minik bir köpek o yüzden ölçülerimiz küçük olacak ipim de şöyle orta kalınlıkta olduğu için bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Zincirlerimizi çekelim. Burada önemli olan e, santimimizin uzunluğumuzun e, aynı olması. E, boyun kısmına geçeceği için ipiniz ince olabilir, daha kalın olabilir. O yüzden santim olarak ölçümüzü verelim. 25 şu anda küçük, biraz daha çekelim. 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincirimizi çekince bir ölçelim. 30 zincirimiz bakınız 16 cm. Ettim. Ben 25 santim örmek istiyorum. 25 santim olana kadar zincirimizi çekelim. Zincirinizin kaç olduğu hiç önemli değil. Şu an ben 30 çektim. İpim biraz orta kalınlıkta demiştim. O yüzden sizler de ipinizin ölçüsüne göre zincir sayınız fazla olabilir, az olabilir. 25 santime ulaşalım biraz daha devam ediyorum 30'du 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ve 45 biraz da tabi rahat çektim sık olmasın tekrar bakalım 45 tane zincir Evet bakın yeterli oldu çünkü daha fazla bol yapmak istemiyorum. Tuttuğumda 25 santime ulaştım. Hiç ilave zincir yapmadan 1, 2, 3 ve 4. gelerek batıyorum. 1, 2, 3, şuradaki 4. Tığımın başını doluyorum. 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Yanındaki zincirime girerek bir trabzan daha örüyorum. Bütün trabzanlarımı birer birer bu şekilde örüyorum. Her trabzanımıza bakınız. Birer tane. ipimiz katlı olduğu için yarımlamayalım. Her zincirin içerisine batıyorum. Bir ve iki defa da çekiyorum. Tekrar. Sıradaki zincir yuvasına batıyorum. Bir, iki. Hiç atlamıyoruz ve her birine sadece bir tane batıyoruz ve trabzanımızı o şekilde örüyoruz minik bir köpeceğimizi örüyoruz o yüzden ölçümüz küçük olacak bu meryan dinden minik yavrulardan Evet şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanlarımı sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Son trabzanımı ördüm. Şöyle ilk başladığım yeri sıkıştırıyorum. Bakınız düzgün bir şekilde tamamlanıyor ve hemen burada bırakmayalım. 1 2 3. En son trabzanımızı örer örmez mutlaka zincirimizi bu yönde çekelim. Şimdi Zincirimizi ölçmüştük. Yeniden ölçelim. Trabzanlarımızı örünce ne kadar olmuş? Ölçülerle gidelim. Hiç sıkıntı çekmeyi. Bakınız, şöyle gördüğümüz gibi yine 25 santim. Şöyle üzerine bırakıyorum. Tutuyorum. 24 santim. Ama ördükçe açılacaktır. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim örgümüzün ölçüsünü kontrol ettikten sonra 3 tane tra zincirimi çekmiştim hemen arkasını çeviriyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanımın içerisine geliyorum iki tane trabzan örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir atlıyorum iki tane trabzan örüyorum bir ve 2 aynı yere örüyorum bakınız bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanımın üzerine gelerek 1 ve 2 bir zincir çekiyorum bir atlıyorum bir aynı yere batıyorum 2 bir zincir bir atlıyorum 1 iplerimizi yarımlamayalım tekrar aynı yere batıyorum 2 şöyle göstermek istiyorum. 3 tane zincirimizi çekmiştim. Bir tane atladım. Diğer trabzan üzerine yani 3. trabzanımız üzerine başlangıçtan birlikte sayarsak 1, 2, 3. trabzan üzerine 2 tane trabzan, 1 zincir, 1 tane trabzanımı atladım. Sıradaki trabzanıma 2 tane trabzan ördüm. 1 trabzan atladım. Yukarıdan 1 zincir çektim. Ve bu şekilde örerek sıramızın sonuna kadar ilerliyorum birlikte yapalım bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir ve aynı yere batıyorum iki tekrar bir zincir çekiyorum bir atlıyorum Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek geldim en son iki tane trabzanımız kaldı. Bakınız üçüncü trabzanımıza tıpkı başlangıçta olduğu gibi iki tane trabzanımı ördüm. Şimdi bir tane zincir çekip en sondaki trabzanımızın üzerine batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çektim, bir trabzan atlıyorum. Sondaki trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde tamamladım. Şimdi bir, iki. 3 tane zincirimi bu yönde çektim. Şöyle görelim. Bakınız biraz e, bolluk oldu. 2 trabzan bir zincir çektiğimiz sıramızda. Evet şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen ilk görmüş olduğum bir zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirimin içerisine buradaki iki trabzanımı atlıyorum bir zincir içerisine gelerek iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki tekrar bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzan bakınız grubundan sonra zincirimiz vardı zincirimizin içerisine giriyorum ve iki tane trabzanımı örüyorum tekrar bir zincir çekiyorum Tamam başını dolayarak aradaki bir zincirlik bölüme iki trabzanımı örüyorum Az önceki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz. Bir zincir, zincirimin içerisine giriyorum. Bir ve iki. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bir tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. Hemen tığımın başında doluyorum. En sondaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Burayı da iki tane trabzan olarak tamamlıyorum. Üçüncü sıramıza geçerken hemen bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümüzün böylece üçüncü sırasında tamamlamış oluyoruz. Hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sırası ile birer birer batıyorum. Bakınız hemen yandaki trabzanın üzerine battım tığımın başında oluyorum bir tane zincir çektiğim yere batıyorum tekrar diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzanımın üzerine batıyorum zincirimin içerisine giriyorum trabzanımın üzerine batıyorum tekrar diğer trabzanımı örüyorum bir tane zincirimin üzerine batarak örüyorum tekrar trabzanımın üzerine batıyorum Diğer trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimin içerisine batarak örüyorum. Her bir trabzanımızın üzerlerine batıyoruz ve zincirlerimizin içerisine birer tane örüyoruz. İkişer tane birer birer trabzanlarımıza ve bir tane de zincir içerisine örerek sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı örerek geldim. En son iki tane trabzanımız kaldı. Onları da örelim. Bir ve iki. şekilde tamamladıktan sonra hemen zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Dördüncü sıramızı trabzan olarak tamamladıktan sonra yeniden şuradaki görmüş olduğumuz kutucuklu trabzanlarımızı örmeye başlayabiliriz. Yalnız burada bir fark yapacağız. Yine aynı şekilde örersek çok artış olur. Daha büyük yavrularınız için örecekseniz tabii ki şuradaki gibi bir atlayıp diğerinin üzerine iki tane örebilirsiniz ama biz artışımızı yapmamak için minik köpeğimizi ördüğümüz için daha küçük örmeyi düşünmekteyiz Evet üç tane zincirimi çektim tığımın başında doluyorum. bir iki atlıyorum bakınız bir atladım iki atladım ve üçüncünün üzerine gelerek batıyorum O yüzden bir tane daha zincirimi ilave ediyorum kenardaki 3 zincirimin üzerine bir tane ilave ettim. 4 tığımın başını doladım. Bir atladım, iki atladım. 3. Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, iki atlıyorum. 3. Trabzanımın üzerine gelerek trabzanımı örüyorum. Aynı yere batarak ikinci bir trabzan daha örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 1 2 atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine 1 tekrar aynı trabzanıma 2 bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'üye batıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 bir zincirimi çekiyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'üye batıyorum. Ve bu şekilde sıramızı iki tane atlayıp üçüncüye batarak örmeye devam ediyorum. Bir tane, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Bir, ve iki. Bir zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna doğru geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanı atlıyorum. Son trabzanın üzerine gelerek batıyorum. Ve hemen bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle elbisemize bakalım. Bakınız bir, iki, üç, dört, beş sıramızı ördük. Şimdi altıncı sıramıza başlamak için hazırız. Hemen alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Diğer zincir yuvasına girerek bir iki tane trabzan örüyorum. Yeniden bir zincir çekiyorum. Yuvaya giriyorum. Bir ve iki. Bu sırayı da aynen bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü bir sıra daha dönerek örelim. Üç sıra örerek tamamladım. Aynı şekilde ördüm. Şimdi en son trabzanımızı ördükten sonra Bakınız geçişimizi yaptık. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir zincirimin olduğu yere geçiyorum. Bakın hemen buradaki değil, diğer zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir tane trabzan örüyorum. İkinci trabzan 3 4 ve 5 tane trabzanımı örüyorum. 5 trabzanımızı ördükten sonra yandaki bir zincirlik olan bölüme batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer zincirin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir yuvasına 5 trabzan, bir zincir yuvasına sadece sık iğne olarak batıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen batıyorum. Sıramın başında doluyorum. Yeniden 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız 3 tane trabzanımızı ördüm. Bir kutucuğumuzun içerisine batmıştım. Son kutucuğumuzu 3 trabzanımızı ördüm. Yeniden 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra aşağıda bakınız iki tane trabzanımız var. Tığımın başını doluyorum. Arkadan giriyorum, ana gövdeden alıyorum. Bakınız trabzanımızın. Arkadan girdim, diğer tarafından çıkıyorum ve bir iki defa da örüyorum. Öne şöyle bir kabartı oluşturuyoruz. Tığımın başını doluyorum. Arkadan giriyorum, diğer yandan çıkıyorum. Bakınız şuradan girdim, diğer tarafından çıkıyorum. Bir ve 2 tığımın başını doluyorum 5 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum arkadan giriyorum diğer tarafından trabzanımı çıkıyorum ve örüyorum her trabzanımızı bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım beşinciyi de örüyorum arada herhangi bir işlem yapmıyorum şöyle ipimizi yarımlamadan alalım. Tığımın başını doluyorum. Diğer gruba geçiyorum. Bakınız. Beşincinin ilkinden başlıyorum. Bir, iki defa da alıyorum. Şöyle şu görüntümüz oluşacak. Şöyle öne doğru bir kirpik görüntüsü gibi dışa kabartılı olacak. Evet sıramızı tamamlayalım. Bir uçtan başlamıştık. Diğer sıramızın sonuna kadar örerek geldik. Arkadan ararak beşer trabzanlarımızı. En son kenardaki bir tane trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Tekrar 3 tane zincirimizi çekelim ve örgümüzün yönünü çevirelim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum bu kez. Her trabzanımızı 2 defa örelim. Bakın tepesine batarak örüyorum. 1 ve 2. Batıyorum. 1. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. Tekrar 1. Aynı yere batıyorum. 2 bir sonraki trabzanıma batıyorum bir ve aynı yeri örüyorum iki diğer gruba geçiyorum bütün gruplarımızı aynı şekilde örüyoruz her trabzanımızı ikişer defa batarak örelim şöyle görelim bakınız ikişer defa batıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar her trabzanımızı ikişer ikişer örerek geldim. En son trabzanımı da bakınız iki defa ördüm. Ve hemen çeviriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. ikinci zincirimi ilave ediyorum. Ve diğer yüzü geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki trabzanın tam arasına bakın tepeye değil tam arasına girerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yere giriyorum. Tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzana giriyorum tek seferde çekiyorum aynı işlemimizi her bir trabzanımızın arasına girerek birer birer batarak sıramızın sonuna kadar getirelim başını doluyorum araya giriyorum üstteki minik gözün içerisine değil tam trabzanın arasına giriyorum tek seferde çekiyorum sıra sonuna kadar ilerleyelim Evet sıramızın sonuna kadar geldim. En son bir defa başını dolayıp tek sefer bakın sırabzan arasına çektim. Bir zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimizi daha sonra ters yönden içeriye doğru gizleyeceğiz. Şimdi ölçümüze bakalım. Burası ön yüzü. Önce genişliğine bakalım. Bir uçtan. Şöyle tam ortadaki trabzanın bulunduğu noktadan ölçüyorum. Şöyle bakınız. Şöyle düzelttiğimiz zaman 30 santim ortadan Genişle, genişlemesini şu şekilde alacak olursak ki daha büyük olabilir. 30-31 santim diyebiliriz. Şu şekilde. Uzunluğunu ölçelim. Dediğim gibi minik köpeğimizi örmekteyiz 13 santimde şu anki durumu şimdi boğaz kısmı için bir sıra daha örgümüzü örüyoruz göbek altı için şu kısımdan da bir minik çalışmamız olacak ve elbisemiz bu şekilde tamamlanmış olacak Evet, minik prensesimizin elbisesini örmüştük. Ee, elbisemiz şöyle sırttan sarmalı bir elbise olacak. Bakınız şurada bir tane askı çalışması yaptım. Buradaki askı ise boğaz etrafından dolanarak alta bir düğmeyle bağlanacak. Ve boğazını hiç rahatsız etmeyecek bir e, çalışma. Hemen bu çalışmanın ayarlamasını nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bakınız şuradaki trabzan gruplarımız vardı. Elime alarak göstermek istiyorum. Bir, bakınız ilki sayıyorum şurayı bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincirden başladım. Bakın 8 zincirin üstüne denk gelen yerden 2 tane trabzanımı ördüm. Burada 3 trabzan üzerine modelimizi kurduk. Diğer askımızı birlikte örmeye başlayalım. İpime bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir atlıyorum. Bakın şuradaki yukarıdaki sayıyı sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncünün tepesine batalım. Şu kısmı batıyorum ve hemen zincirimi çekiyorum 3 tane zincirimi çektim ipimizi altı alıp gizleyelim yanına bir tane örüyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum 3 tane trabzanımı yan yana ördüm bir zincir çekiyorum hemen yandaki trabzanıma batıyorum 2 ve bir sonraki trabzanıma da batıyorum 3 tane trabzanımı ördüm 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzanımızı ördük. Yukarıya doğru çıkmaya başlayalım. Bakınız, burada da aynı işlemi yaptım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arkasını çevirdim, bir zincir daha ilave ettim. Toplam 4 zincir. Dilerseniz diğer yönde de çekebilirsiniz, hiç mahsur yok. Hemen ortadaki bir zincirin bulunduğu yere 1 ve 2 iki tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum kenardaki zincir üzeri trabzanımı batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum bakınız şu şekilde çalıştım şuradaki modelimizi kuruyoruz tekrar 3 zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum hemen yanındaki kutunun içerisine bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum diğer kutuya bir tane trabzan ve zincirimin üzerine ikinci trabzanımı örerek tamamlıyorum. Bakınız tekrar 1, 2, 3 ve 4. Bir zincirimiz 4, bir zincirimiz 3 olarak çekiyoruz. Tığımın başında doluyorum Araya giriyorum. 1 ve 2. İpimi yarımlamıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kenardaki trabzanımın üzerine batıyorum. Ve şu şekilde örüyorum tekrar 1 2 3 çeviriyorum batıyorum bir tane trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ve kenardaki zincirimin üzerine batarak bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda iki trabzan bir zincir iki trabzan şeklinde örüyoruz bakın bu tarafta da aynı işlemimizi yaptık ve buradaki sayının aynısını yani birebir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ve 12. sıra düğme yerimizi de örüyoruz. Burada ilik çalışması yapmıştık. Düğmemizi de örelim, görüşelim. Diğer tarafın sayısıyla birebir bir şekilde örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir sıra daha fazla öreceğiz. Düğmemizin yeri 11. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, hemen batıyorum. Buraya düğmemizi dikeceğiz. İliğimizi yapmak için zincirimizi çektim. 5-6 tane diğer tarafa geçtim, üzerinden dolaştım. İliğimizi aşağıda aynı çalışmaya orada tekrarlayacağız. Şimdi düğmemizin yerine bakınız birer defa başını dolayarak battım yan dönüyorum artık başını dolamıyorum buraya düğmemizi dikiyoruz hemen bir bir daha batıyorum iki tane sık iğne diğer trabzanıma bir ve iki sık iğne diğer trabzanıma bir ve iki sık iğne başını dolamıyorum diğer trabzana bir iki bir sonraki 1 2 Bir sonraki 1 2 Aşağıya kadar ikişer ikişer inelim. aşağı kadar indim ve en son bakınız 1 2 ördüm. 3. başlangıç yerime gelerek batıyorum. Şu şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum çeviriyorum. Şuradan yeniden giriyorum. Ve örmeye başlıyorum sık iğnelerimizi. Alıyorum ipimi. Daha sonra bu fazla olan ipleri içine çekeceğiz. Bir zincirimi çekip sağlamlaştırdım. Hemen dibine batıyorum. Trabzanımın bulunduğu noktaya giriyorum. Başını dolamadan batıyorum. Tekrar başını dolamadan batıyorum ipi götürebilirseniz aşağıdan gizleyebilirsiniz. Başını dolamadan 1 ve 2 yukarıya doğru ikişer ikişer ilerliyorum. Her trabzanımıza iki defa batıp çekiyoruz. Eğer e, az olursa verer tane fazla yapabilirsiniz. El ölçülerimizde farklılık olabilir. Birket en son tepe noktasına geldim. Giriyorum. Bir tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Buraya düğmemizi dikiyoruz. Bir tane sıra sık iğne bütün trabzanlarımın tepesine batarak ilerliyorum ve en son trabzanımın üzerine battım bir zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum fazla olan bütün iplerimizi içine çekerek gizleyelim daha ince numaralı tığımızı kullanalım arkaya çevirelim içi gizlemeyi bilmeyen arkadaşlarım için yardımcı olmak istiyorum örgümüze bakın şu şekilde giriyorum araya fazla olan ipimi alıyorum ve içten geçiriyorum. Bakın şu şekilde geçiriyorum. Bir de ters yöne geçirdiğimiz zaman burada yeteri kadar gizlediğimiz için çıkmayacaktır. Hemen fazla olan ipimi uç kısmından alıyorum ve tertemiz oluyor. Bakınız buraya düğmemizi dikeceğiz. Diğer fazla iplerimizi de alalım içeriye sonrasında görüşelim. Evet, iplerimizi içeriye gizledik şu kısım askımızda bakınız ilik çalışmamız vardı burada da aynı ilik çalışmamızı yapıyoruz çalışmalarımız birebir aynısı diğer tarafta da aynı işlemimizi yapabilirsiniz hemen şurada görmüş olduğumuz yerden bakınız trabzanın bulunduğu yere batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. 6 zincirimi çektikten sonra ilk başlangıç yerine gelerek batıyorum. Sadece zincir çekip battım. Bir tane zincir çekiyorum. Battıktan sonra çeviriyorum ve zincirimin içerisine sık iğneler yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 Başlangıç yerime tekrar batıyorum. Şu şekilde bir zincirimi çekip tekrar sıkıştırmak için bir zincir daha çekiyorum. İliğimi bu şekilde yapmış oluyorum. İpimi kesiyorum. Biraz önceki gizlediğimiz gibi yeniden bakınız ilik çalışmamız bu kadar basit. Sadece zincir çekiyoruz. Diğer tarafta da aynı işlemimizi yaptık. Zincir çekip üzerine çektiğimiz zincirden bir iki tane fazla sık iğnemizi çalışarak iliğimizi hazırlamış oluyoruz. İplerimizi yine kendisinden küçük numaralı tığımızla şu şekilde bükerek içeriye mutlaka gizleyelim. Güzelce uygun yerlerden girerek ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde gizlenmiş olur. Sonrasında yeniden düğüm atar gibi tersten yapıyoruz. Herhangi bir şekilde çıkmasının önüne geçiyoruz. Şimdi düğmelerimizi dikelim. İstediğiniz e, büyüklükteki düğmelerimizi tam karşılıklarına denk gelecek yere dikelim. Bir buraya dikmek istiyorum. Bir de diğer tarafa bakınız. Birinde iliğimiz, birisinde düğmemiz olacak. Hemen düğmelerimizi dikelim ve görüşelim. Düğmelerimizi de diktikten sonra sevgili Hena'nın kıyafeti hazır hale geldi. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.